Mete. Merhaba Nilo'ya. Mete, suyu neden buraya döküyorsun? Nehrin yerini değiştiriyorum. Aa, yeni nehir buradan mı akacak? Nehir artık buradan akacak. Bu harika bir fikir Mete. Nehir burada çok güzel olacak. Beğenmene sevindim Nilo'ya. Yalnız bir sorunum var. Ne kadar su dökersem dökeyim, toprak suyu hemen yutuyor. Merak etme Mete, ben de sana yardım edeceğim. Birlikte taşıyacağız nehri. Çok teşekkür ederim Nilo'ya. Hadi hemen başlayalım. Daha çok su taşımalıyız, daha çok. Nehrin tüm suyunu taşımalıyız. Biraz küçük değil mi? Aferin sana gökkuşağı balığı. Senin evin burası. Nilo'ya hadi durma. Nehrin tüm suyunu almamız gerek. Ya nehrin suyu biterse Mete? Ne güzel işte Nilo'ya. Ben de nehrin suyu bitsin istiyorum. Çünkü ona daha güzel bir yer buldum. Peki ya gökkuşağı balıkları? Onlar taşınamaz ki. Merak etme Nilo'ya. Balıklar başlarının çaresine bakar. Mete, bu fikir güzel değil. Gel başka bir oyun bulalım. Nehri yerinde bırakalım. Ben oyun oynamıyorum Nilo'ya. Çok ciddi bir iş yapıyorum. Koskoca nehri taşıyorum. Mete lütfen, balıkları evsiz bırakmayalım. Öyle. Aklıma çok güzel bir fikir geldi Mete. Neymiş? Sizin evi taşımaya karar verdim. He? Evini bizim bahçeye taşıyacağım. Böylece her gün görüşüp oyun oynayabiliriz. Hayır Nilo'ya, olmaz. Ah! Ne eğlenceli nehrim var Mete. Dur Nilo'ya, yapma. Neden Mete? Evinizi bizim bahçeye taşıyınca daha sık görüşeceğiz. Yoksa artık benimle oynamak istemiyor musun? Onun için değil Nilo'ya. Ben evimizin taşınmasını istemiyorum. Burası benim evim. Ama sen balıkların nehrini taşıyorsun. Aynı şey değil ki. Burası senin evin, nehirde balıkların evi. Sence balıklar taşınmak istiyor mu? İstemez tabii. Ben olsam istemezdim yani. Nehri taşımaktan vazgeçtin değil mi Mete? Vazgeçtim. Balıkların da benim gibi üzülmesine dayanamam. Hem nehir de çok inatçı. Suyu bir türlü bitmiyor. Benim nehirde hiç dolmuyor. Bu çok güzel. Balıklar evsiz kalmayacak. Peki ya benim evim? Taşımayacaksın değil mi? Yok Mete, ben sana şaka yaptım. Hem eviniz çok büyük. Ben onu taşıyamam ki. Hadi o zaman kağıttan gemi yapıp nehirde yüzdürelim. Tamam. Tamam.
harekete. Mete hadi gel oynayalım. Nelu'ya ben bugün oyun oynamayacağım. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Demek yalnız kalmak istiyorsun. Peki Mete sen bilirsin. Ne yapıyorsun Nilo'ya? Seni yalnız bırakıyorum Mete. Biraz uzakta durman gerekiyor Nilo'ya. Böyle yalnız kalamam. Peki. Şimdi yalnız mısın Mete? Hayır Nilo'ya, hala yalnız değilim. Daha uzağa gitmelisin. Peki, ben de daha uzağa giderim o zaman. Mete, beni duyuyor musun? Evet Nilo'ya, duyuyorum. Şimdi yeterince yalnız mısın? Hayır Nilo'ya, hala yalnız değilim. Mete, şimdi yalnız mısın? Hayır Nilo'ya, değilim. Ama Mete, yalnız olman için daha ne yapabilirim bilmiyorum. Seni görmemem gerekiyor. Mete, seni görmezsem yalnız olup olmadığını nasıl sorarım? Nilo'ya, yalnız kalabilmem için seni görmemeliyim. Sesini de duymamalıyım. Peki Mete, anladım. Tosdiş, çabuk saklan. Mete seni görürse yalnız kalamaz. Nilo'ya, ağacın arkasında olduğunu biliyorum. Tosbiş, seni de görüyorum. Hala yalnız değilim. Mete yalnız kalmak istiyor. Ama ben onu nasıl yalnız bırakacağımı bilmiyorum. Hem Mete benim arkadaşım. Onu yalnız bırakmak istemiyorum ki. Mete ile oyun oynamayı çok seviyorum. Benim canım arkadaşım. Ne zaman istersen seninle oynarım. Yalnız kalmak istersen eğer uzaklaşamam fazla. Seni merak ederim. Ne zaman istersen seninle oynarım. Ne zaman istersen yalnız bırakırım ama fazla uzaklaşamam. Ne zaman istersen seninle oynarım. Ne zaman istersen yalnız bırakırım ama fazla uzaklaşamam. Çünkü sen bana lazımsın her zaman. Tosbiş, gizlen, Mete geliyor. Keçi yapma, yakalanacağız yoksa. Keçi git buradan. Mete geldi. Keçi, Nilo'yu gördün mü? Nilo'ya neredesin? Mete beni arıyor. Yalnız kalmayı hiç sevmedim. Nilo'ya neredesin? Hemen ağaçtan inmeliyim. Mete beni arıyor. Nereye gitti ki şimdi? Mete! Nilo'ya neredesin? Yoksa bana küstün mü? Mete buradayım. Nilo'ya! Yalnız kalmak istiyorsan gidebilirim. Hayır Nilo'ya, gitme. Artık yalnız kalmak istemiyorum. İşte buna çok sevindim. Neden yalnız kalmak istedin bugün Mete? Babam değirmende hep yalnız çalışıyor. Ama hiç sıkılmıyor. Ben de denemek istedim. Ama yalnız kalmak hiç eğlenceli değilmiş. Merak etme Mete. Zaten hiç yalnız değildin. Seni hep uzaktan izledim. Nilo'ya, beni hiç yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim. Bir şey değil Mete. Arkadaşlar böyle günler içindir. Thank you.
afiyet olsun civcivler. Karnınızı iyice doyurun. Sen de acıktın mı Tosbiş'im? Ben de çok acıktım. Annem tarhana çorbası yapıyor. Çok severim tarhana çorbasını. Tosbiş'im gel eve gidelim, biz de doyuralım karnımızı. Tatlı civciv, beni mi takip ediyorsun? Seni kümese götürür. Çünkü senin yuvan orası. Şşş, cep civcivi, sessiz ol. Peşimden geliyorsun, cik 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 atıyorsun. Ne demek istiyorsun, hiç anlamıyorum. Peşimden geliyorsun, cik 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 atıyorsun. Bir şey mi istiyorsun, benden bilmiyorum. Teşekkür ederim anneciğim. Afiyet olsun kızım. Bir şey mi dedin kızım? Yok anneciğim, ben bir şey demedim. Ha, öyle mi? Civciv çabuk cebime gir. Şş, sessiz ol. Efendim kızım, tam duyamadım seni. Cik 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 cik. Civcivler ne güzel değil mi anneciğim? Çok tatlı cikliyorlar. Evet, çok tatlılar. Ben de çok seviyorum civcivleri. Cik 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 cik. Hadi çorbanı bitir. Bugün sana neşeli kurabiyelerden yapacağım. Yaşasın. Bayılırım neşeli kurabiyelere. Aa, kurabiyelere mi gülüyorsun? Bu kadar mı komik? Ne söyledim ki ben bu kadar gülüyorsun? Civciv. Civciv çok güldürdün beni. Ne işi var civcivin burada? Anneciğim, civcivlere yem verirken bu civciv peşime takıldı. Ne yapsam gitmedi. Kapımıza kadar geldi. Ben de cebime koydum, onu eve aldım. İyi yapmışsın kızım. Ama belli ki civcivin karnı doymamış. Karnı mı doymamış? Evet. Ona biraz yem verelim. Gerçekten çok açmış. Civcivin karnı doydu. Hehehehe.
kendini papatyalardan anlarmış. Bahar gelince papatyalar açarmış. Hadi Tosmiş'im, papatyaları bulalım. Bahar gelsin artık. Tosmiş'im bak, bir papatya. Aa, ama bu gerçek bir çiçek değil ki. Kağıttan. Biri bana şaka mı yapıyor? Kim olabilir ki? Sen şarkını söyle ilkbahar neşesiyle. Tosbiş, sen de duyuyor musun? Çalılıkların arkasında biri var. Şarkını söyle ilkbahar neşesiyle. Durma yerinde kımılda. Sen şarkını söyle ilkbahar neşesiyle. Mete, ne oynuyorsun böyle? Niluya gel sen de oyna benimle. El işi kağıtlarıyla çiçekler yapıyorum. Sonra çiçekleri alıp rüzgara bırakıyorum. Rüzgar da onları kırlara götürüyor. Aa, neden böyle yapıyorsun? Çiçekler kırlara düşerse ne olur? İlkbahar gelir. Hah işte. Ben de ilkbaharın çabucak gelmesini istiyorum. Ne kadar güzel. Hadi daha çok çiçek yapalım. Yalnız bu iş biraz yorucu. Aa, mendilin çok güzel. Teşekkür ederim. Annem kır çiçekleriyle süsledi bak. Senin mendilinle bahar gelmiş bile Mete. Kes katla yapıştır. Çiçeğine rengini yakıştır. Kes katla yapıştır. Uçanı gerekiyor. O da ne? Ne oldu Mete? Neden korktun? Bak oradaki kırmızı el işi kağıdı kendi kendine yürüyor. Yürüyen bir el işi kağıdı mı? Bakalım ne varmış bu el işi kağıdının altında? Aa, Tosbik! Canım Tosbiş'im benim. Sen el işi kağıtlarının altında mı kaldın? Meğer Lilian'ın kaplumbağasıymış. Hadi el işi kağıtlarını toplayalım. Kim bilir daha neler bulacağız. Annemin hediye ettiği mendili bulalım da. Uf, ne çok kirletmişiz etrafı. Evet ama az kaldı. Bunları da koyduk mu tamam. Her yeri topladık ama hiçbir yerde yok mendilim. Kaybettim mendili. Dur üzülme, şimdi buluruz. Bak orada bir el işi kağıdı daha var. Onu da alalım. Bak mendilim burada. Benim canım mendilim. Aa! Bu bir papatya. İşte şimdi ilkbahar geldi. Papatya mı? İlkbahar. İlkbaharın ilk papatyasını bulduk Mete. Sonunda ilkbahar geldi. İlkbahar. 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 Kes katla yapıştır. Çiçeğine rengini yakıştır. Kes katla yapıştır. La la la. La 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 la
yaz zamanı. Anneciğim bak kulaklarımı küpe yaptım. Çok yakışmış kızıma. Tosbiş, sana da küpe yapayım mı? Anneciğim bana kiraz reçeli yapacaksın değil mi? Yapacağım tabii. Benim sepetim doldu. Ben eve gidiyorum kızım. Sen de sepetin dolunca hemen gel. Kirazları güneşte bekletme. Peki anneciğim. Lilo'ya. Ne oldu Mete? Okulun bahçesinde paten gösterisi hazırlıyoruz. Hadi sen de gel. İyi ki haber verdin Mete. Patenlerimi alıp hemen geliyorum. Tamam Lilo'ya. Kirazları unuttum. Geri dönersem çok vakit kaybederim. Hem kirazlar azıcık beklese ne olur ki? Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Başla Mete. Tamam Elif. Yeniden başlıyoruz. Lilo'ya. 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 Hı? Sıra bana mı geldi? Erken davranıyorum olmuyor. Geç davranıyorum yine olmuyor. Ne zaman atlayacağım ben? Zamanında. Ne erken ne geç. Tam zamanında atlayacaksın. Tamam. Bu defa yapacağım. Saatler tik tak tik tak tik tak çalışır zamanında. Yapmazsan eğer işler karışır. Yapman gereken bir şey varsa şimdi yap. İşte o zaman bütün zor işler kolaylaşır. Götürseydim böyle olmazdı. Geç kaldım. Lilo'ya, kızım ne oldu? Çok özür dilerim anneciğim. Kirazları zamanında getirmedim. Kirazlar bozulmuş. Her şeyin bir zamanı varmış. Bilmiyordum. Bundan sonra her şeyi vaktinde yapacağım. Canım kızım benim. Sonunda doğrusunu öğrenmişsin. Bu çok güzel. Hem üzülme, kirazların iyilerini ayıklayıp sana reçel yapabilirim. Canım annem benim. Saatler
Yunus Peşim Nehre doğru gider misin? Seni de çizeceğim. İşte nehir. Bu da pembe bir gül. Çok güzel oldu. Kolay gelsin Nilo'ya. Teşekkür ederim abi. Bak anneme resim yapıyorum. Nilo'ya bence gülü kırmızı yapmalısın. Kırmızı güller çok güzeldir. Hem annem de çok sever. Doğru. Annem kırmızı gülleri çok sever. Teşekkür ederim abi. Bir şey değil Nilo'ya. Gülü kırmızı yapalım. Merhaba Nilo'ya. Merhaba Mine. Bak anneme resim yapıyorum. Nasıl olmuş? Bence çiçeği turuncu yapmalısın. Turuncu mu? Ama neden? Çünkü turuncu çok güzel bir renktir. En sevdiğim meyveler hep turuncudur. Bence annen de turuncuyu çok sever. Turuncu rengini ben de çok severim. Haklısın. Çiçeğimi turuncu yapacağım. Mine çok teşekkür ederim. Bir şey değil Nilo'ya. Görüşürüz. Turuncu bir çiçek. Çok güzel oldu. Merhaba Nilo'ya. Merhaba Elif. Bak anneme hediye etmek için resim yapıyorum. Nasıl olmuş? Güzel olmuş ama pembe değil. Pembe mi değil? Resminde hiç pembe yok. Bence nehri pembe yap. Ama nehir pembe değil ki. Olsun, sen yine de pembe yap. Pembe güller, pembe menekşeler, pembe nehir, pembe ağaçlar. Ben de pembeyi çok severim. Eminim annem de çok sevecektir. Teşekkür ederim Elif. Bir şey değil Nilo'ya. Pembe bir nehir, pembe çiçekler. Olmuyor. Resmim çok kötü oldu. Kızım, neden üzgünsün böyle? Babacığım. Canım kızım benim. Anneme hediye etmek için resim yapıyorum. Ama renklere bir türlü karar veremiyorum. Abim kırmızı gül yap diyor. Mine turuncu çiçek güzel olur diyor. Elif her şey pembe olsun diyor. Of, bütün renkler çok güzel. Canım kızım benim. Herkes bir rengi sever. Önemli olan senin hangi renkte çizmek istediğin. Bu senin resmin. O yüzden renklere sen karar vermelisin. Haklısın baba. Resmi yeniden yapacağım. İstediğim gibi. Gökyüzü mavi. Çok güzel olmuş ama bence çimlere bir de araba çizmelisin. Araba mı? Evet, ben arabaları çok severim. Mete, bu benim resmim. Sen istersen kendine araba çizebilirsin. Resmi anneme göstereceğim. Bakalım beğenecek mi? Görüşürüz Mete. Görüşürüz Nilo'ya. Canım kızım benim.
Resmin çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Bir şey değil anneciğim. Gökyüzü mavi, nehir mavi, ne güzel bir renksin sen. Nilo'ya? Anneciğim ben de tospişimle bahçeye gidiyordum. Tabii yavrum. Ama bahçeye gitmeden önce görmeni istediğim bir şey var. Neymiş? Kapat gözlerini. Şimdi gözünü açabilirsin. Beğendin mi Tokan'ı? Teşekkür ederim anneciğim. Şimdi dışarı çıkıp oynayabilirsin. Görüşürüz anneciğim. Annemi üzmemek için söylemedim. Ama bu Toka çok komik. Aynı kuş yuvası gibi. Öyle değil mi Tospiş? Nilo'ya! Mete geliyor. Beni böyle görmemeli. Nilo'ya seni gördüm. Ağacın arkasındasın. Tokamı gördün mü? Toka mı? Ne tokası? Hani şu kafamdaki kuş yuvasına benzeyen komik toka. Kuş yuvasına benzeyen komik toka mı? Yoo, görmedin. Oh, görmemiş. Ama görmeyi çok isterim. Yok yok, olmaz. Görmesen daha iyi. Ama seni görmezsem oyun oynayamayız ki. Oynarız. Mesela körebe oynarız. Hadi gözlerini kapat. Peki, öyle olsun. Beni yakalayamazsın ki. Şimdi yakalayacağım. Mine geliyor. Mine? Aa, Nilo'ya nerede? Bilmem. Nilo'ya kümeste. Annem bana bir toka almış. Komik oldum, çok komik oldum. Hem de kocaman bir şey almış. Komik oldum, çok komik oldum. Olsun. Canım annem beğenmiş yeter ki. Annem beğensin. Olsun. Canım annem beğenmiş yeter ki. Annem beğensin. Kuşlar yuva yapacak sandım. Komik oldum, çok komik oldum. Rüzgar çıksa uçacaktım. Komik oldum, çok komik oldum. Olsun. Canım annem beğenmiş yeter ki. Annem beğensin. Olsun. Annem beğensin. Sarı kanat, dur sakin ol. Nilo'ya hadi çık artık, oyun oynayalım. Arkadaşlar, ben bugün biraz komiyim. Başka zaman oynarız. Ne oluyor burada? Nilo'ya kümesten çıkmıyor. Aa, neden? Çünkü biraz komikmiş. Kafasında kuş yuvasına benzeyen bir toka var. Sarı kanat dur, yapma. Nilo'ya gerçekten çok komiksin. Tokan çok eğlenceliymiş. Sarı kanat dur artık. Sizi güldürmek benim için
Anneciğim. Efendim canım kızım. Anneciğim, sana bir şey söylemek istiyorum. Ben bu Toka'yı biraz komik buldum. Seni üzdüysem özür dilerim. Doğru sözlü kızım benim. Hiç üzülür müyüm? Aksine doğruyu söylediğin için mutlu oldum. Canım annem benim. İstersen yarın beraber gideriz Tokacı'ya. Hem böylece beğendiğin Toka'yı seçersin. Anneciğim, çok teşekkür ederim. Canım kızım benim. Annem bana bir Toka almış. Komik oldum, çok komik oldum. Hem de kocaman bir şey almış. Komik oldum, çok komik oldum. Olsun. Canım annem beğenmiş. La 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 Suk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bitirdim. Nilüfer, bence artık başka bir oyun oynayalım. Evet, daha eğlenceli bir oyun oynayalım. Ne oynayalım? İsterseniz sıcak ve soğuk oynayabilirsiniz. O nasıl bir oyun baba? Daha önce hiç oynamadık. Şimdi ben bu ipi çok gizli bir yere saklayacağım. Sizler de onu bulmaya çalışacaksınız. Yaklaştığınızda sıcak, uzaklaştığınızda soğuk diyeceğim. Çok basitmiş. Aa, tabii bir de süreniz var. 5 dakika içinde başladığınız yere geri dönmeniz gerekiyor. Yoksa hepiniz yanarsınız. Yani hızlı olmalıyız. Evet, hazırsanız başlayalım. Ben çoktan hazırım. Ben de. Tamam, siz şimdi gözlerinizi kapatın. Ben de ipi saklayayım. Sıcak. Çok sıcak. Buralarda bir yerde. Ben hiçbir şey göremiyorum. Ben de. Çok az zamanınız kaldı. Biraz acele edin. Buldum. Hani nerede? Bakın orada. Çok çok sıcak. Koşun. Soğuk. İpten uzaklaştınız. Sıcak. Ama süreniz bitmek üzere. Ne değişik bir hayvan. Sanki kaplumbağaya benziyor. Kaplumbağa değil. Toz bir şey hiç benzemiyor. Baksana, dikenleri var. Ne acaba? Bence hayvanı incelemeyi bırakalım. İpi nasıl alacağız ona bakalım. Süreniz azalıyor. Mete dur, yapma. Kirpinin dikeni canını acıtabilir. Ay. Kirpiymiş. Dikenleri de çok sivriymiş. Geri sayıma başlıyoruz. Eğer başladığınız yere vaktinde dönemezseniz hepiniz eleneceksiniz. Koşun. On.
9, 8, 7, 6. Koş Nilo'ya koş. Daha hızlı. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, hepimiz vardık sonunda. Çok yoruldum. İlk oyunumuz başarısız oldu. İpi biraz zor yere saklamışım. Bir dahakine daha kolay bir yere saklayacağım. Babacığım, bunu da nereden çıkarıyorsun? Biz oyunu başarıyla bitirdik. Aa, ipi almışsın. Nilo'ya bunu nasıl yaptın? Kirpi yürüyünce ip yerde kaldı. Ben de hemen aldım. Tebrik ederim çocuklar. Böylece görevinizi başarıyla tamamladınız. Nilo'ya harikasın. Aferin Nilo'ya. Tebrik ederim. Ben de tebrik ederim Nilo'ya. Teşekkür ederim. Nilo'ya ayakkabını bağla, yoksa yine düşersin. Peki abi. Nasıl bağlanıyordu bu? Vazgeçtim. Ayakkabımı bağlamayacağım. Böyle daha güzel. Ama Nilo'ya ayağın takılırsa düşersin. Seksek oynayamazsın. Bağlamayacağım ayakkabımı. Çünkü ben böyle seviyorum. Hem artık seksek oynamayı da istemiyorum. Top oynayalım mı? Evet, hadi top oynayalım. Ben başladım bile. Hadi bana pas ver. Hadi abi, bana da at topu. Yakala. Top sektirmeye bayılıyorum. Hadi Nilo'ya, ayak değiştir. Hı, tamam. Ah, düştüm. Düşersin tabii, çünkü ayakkabının bağı açık. Sürekli düştüğün için oyun oynayamıyoruz. Oynuyoruz işte. Hem daha ip atlayacağız. Hadi çevirin de atlayayım. Bir, iki, üç, dört, beş. Ah! Tüh, yandım. Nilo'ya bence ayakkabı bağını bağlamalısın. Bu şekilde seninle oynayamıyoruz. Gel toz pişim. Nilo'ya kızım, neyin var? Ayakkabımın bağı çözüldü. Sürekli üzerine basıp düşüyorum. Bu yüzden oyun oynayamıyorum. Bunda üzülecek bir şey yok ki. Hemen bağlarız bağını. Ama ben ayakkabımın bağını bağlamayı bilmiyorum. Bilmediğim için de çok utanıyorum. Canım kızım benim. Bilmemek utanılacak bir şey değil ki. Hem merak etme. Ben sana ayakkabı nasıl bağlanır öğretirim. Gerçekten mi? Evet. Ayakkabı bağını bağlamada usta olacaksın. Canım annem benim. Canım yavrum benim. Kaç toz peşim, kaç bayraklar peşimizde. Kaç yaşındayım, bağlayamadım kendi kendime. Kaç toz peşim, kaç arkadaşlar görmesin. Bilmediğimi söyleyemiyorum kimseye. Kaç toz peşim, kaç.
kuşlardan daha yüksekteler. Değil mi Tospiş? Oh! Uçurtma kaçıyor. Heh, yakaladım. Teşekkür ederim Nilo'ya. Ayakkabımın bağı çözüldü de o yüzden düştüm. Ayakkabının bağını bağlamalısın Mete. Yoksa yine düşersin. Ben ayakkabımı bağlamayı bilmiyorum. Merak etme, ben sana öğretirim. İyice izle Mete. Önce ipi böyle tutuyorsun. Kurdele yapıp sıkıca düğümlüyorsun. Çok basitmiş. Ben de yapabilirim. Ama önce uçurtmanın ipini koluna bağlayalım ki kaçmasın. Oo, Nilo'ya tebrik ederim. Bağlamada usta olmuşsun. Teşekkür ederim abi. Başardım, bağladım. Teşekkür ederim Nilo'ya. Bir şey değil Mete.